Hepinize yeniden merhabalar. 26. hafta videosuna geldik artık. İlerliyoruz yavaş yavaş. Tempomuz da birazcık daha artacak. Haftalar ne kadar ilerlerse ilerlesin. Bebek ne kadar alanı daraltırsa daraltsın. Biz o alanı genişletmeye devam edeceğiz. Gidelim bakalım çalışmalara. Hareketlere başlamadan önce şöyle yerleştim ben genişçe. Elleri birazcık kalçadan uzak bir yere koymak gerekiyor. Ben biraz elimi de dışarı doğru yönlendirdim. İsterseniz siz tam çevirebilirsiniz. Ben şöyle hafif açıyla yerleştim. Rahat yerleşeyim diye. Ayaklarını dışarı doğru yönlendir. Ayak bilekleri biliyorsunuz ödemli kızlar. O yüzden haftalardaki geçiş aralarına bu tarz hareketleri hep ekleyebilirsiniz. Bu haftayı bütün haftaların önünde kullanabilirsiniz. Hiç sorun değil. Ben zaten videonun altında da yazıyor olacağım. Videonun içinde de görüyor olacaksınız. Ayaklarını kendine doğru çek. Dışarı doğru ayakların ne kadar dönüyor bir bak. Çevirerek şöyle bir başlayalım. Daireyi yapalım bakalım. Kontrollü. Dışarı doğru çevir. iki Ortaya doğru baş parmakların birbirine yaklaşsın. Dışarıdan tekrar çevirdin. Üç. Dik durmaya da çalışma yolun rahat dursun. Kontrollü çevirdik 4 ve içeri. Yavaşça döndü dışarıdan içeri doğru 5. Peki, içeri yönlendirirken ayak bileğini de çek 6. Çevir yumuşakça, ileri iteklerken boşalt nefes ve de 7. sayıyı iyice yönlendirdik. Kontrollü çevirdin içeri 8. Peki yumuşakça yönlendir içeri 9. Son kez çevirdik 10. Tam tersi yönden döneceğiz. İçeri doğru yönlendir. Dışarı çevir ve içeri gelsin. Belinde ağrı hissedebilirsin. Normal. 2. Çevir sakince içeri. Ama bu pozisyondayken kuyruk sokumunu hissediyorsan mutlaka kalçanın altına bir şey al. 3. Sakin yönlendir içerden dışarı. 4. Ayak bileklerin, bacaklarının arkası gerilebilir. 5. Çokça normal. 6 özellikle ayak bileğini bu pozisyonda kullanmıyorsan hemen hissettirir 7. Çevirdin 8. İyice hareketlendir 9. Birazcık uyuşuyor olmalı zaten doğru yapıyorsan. Ve 10. Peki şöyle birazcık bir vurdum salladım rahatlasın birazcık diye. Bacaklar rahattı. Bir bacağını yavaşça yukarı doğru kaldır. Dizini bük. Hafifçe içeri doğru yönlendir. Kasığı sıkıştırsın. Yavaşça ileri itekledin, derin bir nefes alalım. Peki içeri doğru yaklaştır nefesini boşalt. Sıkışık hissedebilir güvenli. 2. Yavaşça ileride. Peki nefes al çek içeri 3. Nefes boşaltarak ileri itekle. Kontrollü çektik 4 ve ileride. Derince bir nefes aldın 5 ve sakin itekle ileri. Yumuşakça yaklaştır 6. Ve de kontrollü çektin içeri doğru 7. Yavaşça yaklaştır nefes al 8. Şimdi boşaltarak itekle. Kontrollü ters nefes olsun 9. Boşalt itekle. Ve de 10. sayıyı yavaşça çektin. Sakince ileri itekledik. Dinlenme molası verip diğer bacağı yapabilirsiniz. Bacakları bu arada birazcık rahatlatalım bakalım. Birazcık sakin rahatlasın. Diğer bacakla devam edeyim ben de sizin için. Sakin kaldırdık bacağı yukarı. Kontrollü daire yaptın, çevirdin. 1. Ne kadar yukarı kalktığının hiçbir önemi yok. 2. Yavaşlamaya odaklan. 3. Sakin çevirdin. 4. Birazcık taşı bacağını. 5. sayı ve yumuşakça döndü. 6. Kontrollü çevir 7. Bacağının üstü yanar çok normal. Ve de 8. Peki kontrollü 9 ve de yavaşça 10 aşağıda bir dur çünkü her dairenin bir tersi var. Yavaş kaldır yukarı çevir 1. Bütün haftalarda yapılabilirdi. 2. Rahat yapabilirsiniz. Yumuşakça 3. Ben pozisyon değiştirmedim. Aralarda el bilekleri mutlaka dinlenebilir. 4. Sakince 5. ve de 6. Yumuşakça 7. Çevir yansın birazcık. 8. ve de 9 son kez yaptık. 10 yumuşakça indir. Bir dinlensin bakalım. Şöyle yavaşça toparlanalım. El bilekleri de dinlensin, kollar da dinlensin. El bilekleri biliyorsunuz ödemleniyor çok fazla. Ne yaparsak yapalım hafta ilerledikçe çok kaçınacak ya da sakınacak bir halde olmuyor. O yüzden şöyle bir dinlendirelim. Birazcık rahatlasın. Sonra dizlerin üzerine bir yerleşeceğiz. Üst bacağı birazcık fazla kullandık diye. Geriye doğru ellerini koy bakalım. Şöyle bacağın üstünü zaten ne yaparsan yap hissedeceksin. Hissetmemen mümkün değil. Azıcık burada kalsın. İstersen şöyle yumruk yapıp durabilirsin burada. Avuç içini basmak zorunda değilsin. Bacaklarının üstünü birazcık hissetmeye çalış. Ayak bileklerinden de dolaşımın birazcık hızlansın. Sonra yavaşça toparlandık ve de dinlendik bakalım tüm haftaların önüne rahatça uygulayabileceğiniz bir haftanın egzersiziydi aslında burası. Siz kendi haftanızda göreceksiniz ama tüm haftalarda dediğim gibi uygulanabilir halde olacak. Şimdi 27. haftaya doğru gideceğiz bakalım. O haftanın egzersizlerine görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın.